8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Behrim Pehlivan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Behrim Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, ben çok iyiyim, sizden? Hocam radyoterapi nedir? Radyoterapi, ışın tedavisi, şoa tedavisi, bunların hepsi yüksek enerjili X ışınının tedavide, kanser tedavisinde özellikle kullanılması. Aslında çok eski bir tedavi. Röntgenin X ışını fark etmesi, keşfetmesiyle 1800'lü yıllarda itibaren kullanılan bir tedavi şekli. Ancak teknolojiden de en çok nasibini alan disiplinlerden, bölümlerden biri radyasyon onkolojisi. Şöyle ki, biz önceden çok geniş alanlar ışınlıyorduk. Ortadaki küçük bir tümörü ışınlamak için bile çevresinde çok geniş normal dokuları ışınlıyorduk ve tümörü tedavi etmek kadar da normal dokuya yan etki yaratıyorduk. Biraz radyoterapi yakar anlayışının yerleşmesine sebep oldu. Hı hı. Ancak bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak biz X ışınlarını olabildiğince tümör dokusuna, hastalıklı dokuya yönlendirip çevresindeki normal dokuyu çok daha iyi bir şekilde korumaya başladık. Bir de daha yüksek enerjili, daha yüksek debili ışınlar kullanmaya başlayınca yaptığımız şey cerrahiyle kıyaslanabilir noktaya geldik. Cerrahinin etkisini birçok noktada yakalamaya başladık ve sonraki yıllarda, özellikle son 5 yılda radyoterapinin immünolojik etkisi açıklandı. Bütün bunlar sayesinde biz giderek radyoterapiyi daha fazla kanser tedavilerinde kullanabilir duruma geldik. Hocam şimdi kanser hastaları böyle bir radyoterapi ihtiyacı olduğunda, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir kanser hastası size başvurduğunda ki yaklaşımınızın farklılığını bildiğim için soruyorum. Bu süreç nasıl işliyor? Yani hastaya radyoterapi verilecek, kemoterapi verilecek, bu hastanın başka ihtiyaçları var. Siz bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi hastalar bize genelde radyasyon onkolojisine iki şekilde geliyor. Ya başka doktor arkadaşlarım buna radyoterapi verir misin diye yönlendiriliyor hastalar. Ya da kanser şüphesi ve ya da tanısı olup bundan sonraki tedavi sürecim nasıl gidecek diye gelen hastalar. Çünkü bence mantıklı olan birisi kanser tanısı aldığında radyasyon onkolojisi, medikal onkolog ve ilgili bölümün cerrahından görüş olarak yola çıkmalı. Bu şekilde gelen pek çok hastamız da var ya da eski hastalar tarafından yönlendirilen hastalar var. Bunlar geldiğinde tabii ki ne yapacaklarını bilemiyorlar ve biz onları genel anlamda değerlendirip hem hastayı tanıyıp hastanın alışkanlıklarıyla, yaşam şekliyle, bağışıklık durumuyla ve bunu tabii ki biz diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistim eğer gerekiyorsa onunla birlikte değerlendiriyoruz. Bir de tümörün özelliklerini, hastayı tanıdık, bir de tümörün özelliklerini yapabiliyorsak genetik testlerle, biyokimyasal testlerle tümörün özelliklerini belirledikten sonra hastaya hangi tedavilerin verilmesi gerektiğine karar veriyoruz. Ve ben kendi klinimde mutlaka multidisipliner yaklaşmaya çalışıyorum. Tabii ki bu multidisipliner yaklaşım sadece psikolog ya da diyetisyenle ya da fizyoterapiste değil, ilgili bölümün doktorlarıyla, medikal onkologla, cerrahla ve ben radyasyon onkolojisi olarak benimle birlikte. Bir de tabii ki direkt olarak radyoterapi almak üzere diğer meslektaşlarımdan yönlendirilen hastalar var. Ama bu hastalara da sadece radyoterapi alacak gözüyle bakmamaya çalışıyorum. Çünkü radyoterapinin yanında artık kanser tedavilerine sadece cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi diye bakmamak gerekiyor. O kişinin ihtiyacı olan şeyi belirlemeye çalışıyorum ve bunun için de yine diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip devreye giriyor. Çünkü kişinin motivasyonunu arttırmak, iyileşeceğine olan inancını arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gereken her şeyi yapmak bu noktada çok önemli. Çünkü hem tedavileri verdiği cevabı belirleyen hem de hastalığın gidişatını belirleyen aslında bizim bağışıklık sistemimizin durumu. Ve onu güçlendirmek için de yapılması gereken her şeyi yapmak gerekiyor. Kaygı, stres durumunu yönetmek gerekiyor. Çünkü biz zaten büyük oranda bir şeyleri yanlış yaptığımız için hasta oluyoruz. Ve o yanlışı yapmaya devam edersek bizim tedavilerden göreceğimiz fayda da çok sınırlı olacak. Tedavi olsak bile sonrasında hastalığımızın yükseltmesi kaçınılmaz olacak. O yüzden kişiyi öncelikle ekiple birlikte tanıyıp onun beslenmesini, stres kaygı durumunu, gerekiyorsa fizyoterapistle ihtiyacı olan diğer işte
manuel terapi, masaj, pilates, yoga, her neyse onları değerlendirip neye ihtiyacı olduğunu belirleyip ondan sonra tedavilere başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü bunları yapmadığınız sürece sadece radyoterapi, sadece kemoterapiye konsantre olursanız o zaman bir yerlerde tedavi tıkanıyor. Tedavi tıkanıyor, kişinin uyumu azalıyor. Tedavilerden alacağımız maksimum fayda azalıyor. Mutlaka kişiye bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Biz buna integratif onkoloji diyoruz. Ama bunda bilimsel bir dayanağının, bilimsel bir temelinin olması gerekiyor. Bütün bunlardan sonra tedavilere başlamak, her şeyi organize ettikten sonra tedaviye başlamak yapabileceğimiz en iyi şey. Yani hem kişinin kendi özelini organize etmesi lazım, hem bizim ona yapabileceğimiz her şeyi organize etmemiz lazım ve olabildiğince de tümörün genetik ve immünolojik özelliklerini tanıyıp ondan sonra yola çıkmak gerekiyor. Artık 21. yüzyıl bilim ve aklı bunu gerektiriyor. Bu olmadan geleneksel bir şekilde yaklaşmak hastaya, sadece işte belli tedavileri yazıp göndermek ya da yapmak artık günümüzde yetmiyor maalesef. Hocam peki radyoterapi tedavisi her yerde alınabilir mi? Yani her klinikte, her hastanede, her hekimde ne kadar doğru, ne kadar eksik bir yaklaşım, ondan da bahsedelim. Aslında çok böyle yerinde güzel bir soru, çünkü şöyle ki sanki cerrahi çok önemliymiş gibi yaklaşıyoruz. Halkımız da öyle. Aslında meslektaşlarımız da öyle. Ameliyat deyince kökünden hallolacak. Evet, orada sanki cerrahın iyi olması çok önemli ve yeterli bir şeymiş gibi. Evet. Radyoterapiler, kemoterapiler Türkiye'de her yerde, her hastanede alınabilirmiş gibi yaklaşıyoruz. Evet, her yerde güzel cihazlar var artık. O yatırım ülkemizde yapıldı ama cihazları kullanabilecek ekibin iyi organize edilmesi gerekiyor. Radyoterapi maalesef çok fazla insanın işin içinde olduğu bir dal. Tek başına ben iyi radyoterapi yaparım, iyi doz planlarım demek yeterli olmuyor. Çünkü teknikerinizin, fizik mühendisinizin, cihazınızın her şeyin çok iyi olması gerekiyor. Bütün bunların çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Bir de radyoterapi seansları bölünerek verilen bir tedavidir. Yani tek bir kere de tedavi etmiyorsunuz hastayı. Hastanın her gün aynı titizlikte, aynı şekilde, aynı doğrulukla tedavi edilmesi gerekiyor. Ben mesleğe yeni başlayan uzman arkadaşlarıma ya da teknikerlere, öğrenci teknikerlere ya da fizik mühendislerine hep şunu söyleyeyim. Belki yapılan kötü cerrahi bile geri çevirme şansınız olabilir. Tekrar opere edebilirsiniz. Her zaman mümkün olmasa da siz çok daha iyi biliyorsunuz ama verdiğiniz radyasyonu geri alamıyorsunuz. O yüzden de yaptığınız işi çok incelikli, çok düzgün olması gerektiği gibi yapmanız lazım. Eğer onu yapamayacaksanız o gün hastayı tedavi etmeyin. Ya doğru yapın ya doğru tedaviler verin. Çünkü doğru tedavi vermediğimizde bir milimetre bile bazen alanı kaydırdığınızda tümörü kuruyorsunuz, tümöre gereken dozu vermiyorsunuz ama normal dokuda yine etki oluşturuyorsunuz. O yüzden de bütün tedavi sürecini çok dikkatli bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Tabii radyoterapiyi vermek de yetmiyor. Beraberinde radyoterapinin etkinliğini arttırmak için yapılması gereken şeyler varsa mutlaka onları da yapmak lazım. İşte o noktada tekrar diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve bağışıklık sistemini güçlendirme adına vereceğimiz bazı takviyeler, bazı testler, onların hepsinin planlanması gerekiyor. Mesela artık mikrobiyota testi yapmadan, yani bağırsak analizi yapmadan bence hiçbir tedaviye başlamamak gerekiyor. Çünkü bağırsak florası bizim bağışıklık sistemimizin ana göstergelerinden biri. Biz onu eğer yoluna koymazsak ya da oradaki florayı düzeltecek bir şeyler yapmazsak o zaman zaten verdiğimiz tedaviler de belli bir seviyede cevap veriyor. Daha fazla yeni etki görüyoruz. Aslında boşuna kürek çekmiş oluyoruz. Siz milyon dolarlık cihazlarla çok güzel bir radyoterapi, çok titiz bir radyoterapi yapmış olabilirsiniz ama mikrobiyota analizi yapmadan belki de tedaviye başlamış olmanız sizin o tedaviden daha fazla yarar görmenizi engelleyebilir. Ya da çok gereksiz yan etkiler oluşmasını sağlayabilirsiniz. Artık her şey genetik ama bir o kadar da immünolojik, yani bağışıklık sistemiyle ilgili. Bizim bağışıklık sistemini hiç görmeden, yok sayarak başlayacağımız her tedavi bir yerde tıkanır. Ve amaca ulaşmaktan bizi uzaklaştırabilir ya da daha az etki almamızı sağlayabilir. Bu noktada radyoterapinin immünolojik etkisinden de
bahsedelim isterseniz. Biz radyoterapiyi lokal bir tedavi olarak biliyorduk. Yani cerrahi gibi uygulandığı yerde etkisini gösteren bir tedavi olarak biliyorduk ama aslında 60'lı yıllardan beri bizim abscopal efekt diye bir etkimiz tanımlandı. Biz vücudun herhangi bir yerinde bir tümörü tedavi ediyoruz. Mesela akciğerde bir kitleyi tedavi ediyorsunuz ama kemikteki metastazın da küçüldüğünü gözlemlemişler. Şimdi radyoterapinin immünolojik etkisi deyince aslında radyasyon onkologlarının bile aklında bu geliyor. Ama son yıllarda radyoterapinin aslında bir aşılama etkisi gösterdiği ortaya çıktı. In situ vaksinasyon diyoruz biz buna, Latince medikal ismi. Biz bir yere radyoterapi verdiğimizde orada daha fazla tümör antijeni salgılıyor, daha fazla sitokin kimyasallar salgılanıyor ve böylece bağışıklık sistemi daha fazla faaliyete geçiyor. Aslında bu cerrahinin ve kemoterapinin yaptığı etkinin tam tersi. Orada bağışıklık sistemi baskılanır ama radyoterapi verdiğinizde bağışıklık sistemi olumlu yönde aktive oluyor, uyarılıyor. Böylece uygulanan diğer tedaviler de daha iyi cevap veriyor. Mesela radyoimmünoterapi kavramı gelişti son yıllarda. İmmünoradyoterapi daha doğrusu. İmmünoradyoterapi kavramında da olan şey şu, radyoterapinin immünolojik etkisi yani bağışıklık sisteminde uyarıcı etkisiyle birlikte biz immünoterapileri çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başladık radyoterapiyle birlikte. Çünkü immünoterapiler onkolojinin artık starları. Son 10 yılda yapılan çalışmaların birçoğu immünoterapiler üstüne, kişinin bağışıklık sistemini aktive edecek ilaçlar üzerine ve bu etkiyi en çok arttıranların başında, immünolojik etkiyi en çok arttıranların başında radyoterapi olduğu görüldü yapılan çalışmalarda. O yüzden de daha çok da hastaya biz radyoterapi uygulamaya başladık. Sadece radyoterapinin uygulama şeklini değiştirdi belki bu immünoterapiler ve radyoterapinin immünolojik etkisi. Şöyle ki biz bu etkiyi görmek için çok düşük dozda radyoterapi vermemiz ya da çok yüksek dozda radyoterapi vermemiz gerekiyor. Çok ilginç bir şey, çok detayına girmeye gerek yok belki ama bizim her zaman uyguladığımız o fraksiyonu günlük küçük küçük dozlara bölerek verdiğimiz radyoterapide immünolojik etkiyi çok fazla gözlemlemiyoruz. O yüzden de özel protokoller uygulanması gerekiyor. Çalışma kapsamında yapılması gerekiyor. Ya da çok düşük doz radyoterapi ya da çok yüksek radyocerrahi ile verdiğimiz dozları vererek radyoterapi uyguladığımızda biz bu immünolojik etkiyi görüyoruz. Bağışıklık sistemini aktive ediyoruz ve hem radyoterapinin etkinliği çok daha fazla oluyor hem de uygulanan diğer tedavilerin yararı artmış oluyor bu şekilde. Peki Beylin Hocam, kanser tanısı alındığında, kanser tedavisi yolculuğuna çıkarken neler yapılmalı? Ölümle özdeşleştirmiyoruz. İyileşeceğimize olan motivasyonumuz bir kere tam oluyor. Artık böyle sürekli her zaman her hep yerde bunu tekrarlıyoruz. Evet. Çok önemli. Kanser çok eşit değildir ölüm. Bu Türk filmlerinin, Yeşilçam filmlerinin bize kattığı bir şey. Kanser deyince biz hemen öleceğimizi düşünüyoruz ve teslim oluyoruz aslında. Ve bağışıklık sistemimiz aslında orada baskılanmaya başlıyor. Bizim için o süreçte, tedavi sürecinde, sonraki süreçte en önemli olan şey bağışıklık sistemi ve biz tanıyla birlikte o bağışıklık sistemini baskılamaya başlıyoruz. Oysa organize olmalıyız. Bir sürü bazı tedavilere katlanacağız. Evet, bazı tedaviler alacağız. Belki normal rutinimizden uzaklaşacağız. Ama bu bir süreç. Bu sürecin geçeceğine inanmamız gerekiyor. Tedavi olacağımıza inanmamız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar kanser tanısı almaktan korktukları için kendi vücutlarındaki değişiklikleri fark ettikleri halde doktora gitmiyorlar çoğu zaman. Erteliyorlar ve erken tanı dönemini kaçırıyorlar. Erken tanı gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Son dönemlerde öyle bir tartışma var bir doktorun yaptığı açıklamadan dolayı. Erken tanı hayat kurtarmaz ama erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor. En azından bizim radyoterapi, cerrahi ya da ilaç tedavilerinden sadece birini ya da birkaçını alarak bu işten kurtulmamızı sağlayabiliyor. Ama olay daha ileri evrelere kaldığı zaman biz bu tedavilerin hepsine katlanmak zorunda kalıyoruz çoğu zaman. Onları alıyor olmamız da çok daha fazla gen etki yaşamımızı, hayat kalitemizin çok daha fazla düşmesine sebep oluyor. Ama erken dönemde fark edildiğinde, kanser daha yayılmadan fark ettiğimizde genelde radyoterapiyle veya cerrahiyle tedavi ediliyoruz ve o sistemik tedavilerin, ilaç tedavilerinin gen etkilerine katlanmak durumunda kalmıyoruz. Çok daha basit bir şekilde olayı geçirebiliyoruz aslında. O yüzden de bizim kanser algımızı değiştiriyor olmamız şart. Ve kanserin genetik ve immünolojik özelliklerini mutlaka bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Bunu da biz bir takım biyokimyasal testlerle ve genetik testlerle öğrenebiliyoruz. Bütün bunları yaptıktan sonra tedaviye başladığımızda zaten
%50 şanslı başlıyoruz. Bir de genelde ikinci görüş kanserde çok önemli. Ben de alınmasını hep tavsiye ediyorum. Çünkü kişinin doğru doktorda olduğundan, doğru tedavileri aldığından emin olması gerekiyor. Bu konudaki motivasyonun ve inancının tam olması gerekiyor. Ama buradaki belki kritik nokta şu, cerrah, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğudur. Kanser tedavisinde ana karar verici disiplinler. Tabii ki psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, radyolog, patolog herkes bu tedavinin içerisinde yer alıyor bir şekilde. Ama tedavilere nasıl gideceğini bu üç disiplin karar veriyorsa, bu üç disiplin doktorların her birinden görüş almaları lazım. Çünkü herkesin kendi disiplin inancından dolayı belki gereğinden fazla o bölümün tedavilerini biz promote edebiliyoruz, baskılı öne sürebiliyoruz. Ama herkesten, medikal onkologdan, radyasyon onkologundan ve cerrahiden görüş aldıktan sonra onları birleştirerek yola çıkmak yine bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ama 3 tane cerraha, 5 tane radyasyon onkologuna veya medikal onkologa gitmek çoğu zaman kafa karışıklığı yaratıyor. O yüzden biraz sakin olup 3 disiplin doktorunu dolaşıp ve bize multidisipliner ve vizyoner bir şekilde yeni yaklaşımlarla gelen doktorlardan birini seçip yola o şekilde çıkmak zaten bu işteki başarıyı getirecektir beraberinde. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok güzel bilgi paylaşımları yaptınız yine bizlerle. Sağ olun. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan'ıydı. Kendisiyle radyoterapi nedir, radyoterapi tedavilerinden, süreç nasıl ilerliyor, kanser tanısı konulduktan sonra nasıl bir sürece giriliyor, neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunlardan bahsettik. 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.